Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Saatlerimiz 2 oldu. Şöyle BİM'e gidip geldim. Hem BİM'e Halkman'a gittim. Siz sesten rahatsız olmayın diye poşetlerin ağzını açtım. Öyle devam ediyorum. Bir paket şöyle kestane mantarı aldım. 3. ayın 9'una kadar son kullanma tarihi varmış. Sabahları böyle mantarlı omlet falan yapmak için. Hak'tan seviyor çünkü böyle. Ben de seviyorum. Şöyle şu aç bitirlerden aldığım bu namatin hindi salamını böyle sandviçler arasına falan koyuyorum. İyi oluyor. Evde çok az kalmıştı. Şekerli vanilya ile kabartma tozu aldım. Daha sonra Halkmar'dan şu lavaşlardan aldım. Burada şimdi böyle bir dürüm yapacağız. Beşli lavaş, böyle iki tane aldım. Tanesi 10 liraydı. Burada Kapi'nin meyve sularından aldım atom. Şöyle dükkan için birkaç tane salkım domates aldım. Daha sonra Halkmar'dan devam ediyorum. Şöyle küçük boy çöp torbası aldım. Bunlar çok güzel oluyor. Evin mutfağındaki çöp kovasına tam oluyor bu küçük boylar. Bir tane büyük ayran aldım. Şöyle Göynük markasının. Dolaptan aldım, biraz soğuk. Şu simit ekmeklerden aldım. Bunlardan böyle bir tane, birer tane böyle Haktan'ın yanına koyuyorum sandviç. Bir de kasiyer ablaya da sordum. Hatta bu piliç dönerler diğerinden alıyordum ben. Hangi neydi markası? Onun da lezitaydı da. Bu soslu döner 500 gramı bunun kaç liraydı? 90 liraydı. Net 400 gram diyor. Sos ağırlığı 100 gram. Yani toplam 500 gramlık. Bu daha hem hesaplı oluyor hem de soslu diyor ya. Daha lezzetli olur diye düşündüm. Böyle bir tane Lezita'nın piliç dönerini aldım. Soslu. Bir de lavaş aldım. İşte domates, biber falan. Birazdan böyle dürüm yapacağız. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Toplam 270 civarında falan tuttu burası. Ha, bir de şey aldık. 500 milimlik 12'li su aldım. Hatta en son Haktan'ı çağırdım. Suları sağ olsun oğlum taşıdı. Evet, ekmekleri torbaya geri koyayım. Nasıl olsa bunlar direkt böylece eve gidecek. Öyle yani arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz canlarım. Dönerimiz ısındı. Güzelce tencerede ısıttım onu şöyle. Daha sonra şöyle bu lavaş çok ince diye şöyle ikili saracağım. Küçük yani. İnce ve küçük. Bunun içinden de böyle bir domates sosu gibi sos çıktı. Onu da koydum içerisine. Öyle ısıttım. Bayağı ısıtmışım yalnız ha. Hadi bakalım, bizlere afiyet olsun. Şimdi mutfağa geldim. Kendime Nescafe yapacağım. Oğluma da Türk kahvesi yapacağım. Aha.
Şu kahveyi de ta ne zaman Filiz ablam getirmişti. Çok Türk kahvesi içmedim belli oluyor. Sadece işte müşterilerim geldikçe müşterilerimden içiyorum. Öyle. O yüzden çok tükenmiyor bende. Ay. Evet, Türk kahvesini koydum. Ben de şimdi Nescafe'mi yapayım. Saatlerimiz de 5'e geliyor neredeyse arkadaşlar. Bu büyük fincan ya. Çok koyduğuma bakmayın. Bayağı bir şey alıyor çünkü. Su alıyor. Altı gibi çıkacağız. Hadi bakalım oğlumla bana afiyet olsun. Evet, saatlerimiz 6 oldu, hatta 6'yı geçiyor. Biz şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Teyzem ameliyat olmuştu. Şimdi onu ziyarete gidiyoruz. 2-3 gün oldu ameliyat olalı. Tamam mıyız? Haydi bakalım. Evet. Hava kapalı gibi ha. Ama açıyor yani 15 derece burada. Evet. Oradan mı gidecek, arkadan mı? Sen bilirsin. Arkadan. Tarihi Valide Atik ama. Kaç yıllarında açıldı acaba Tolunay bu hamam? Tarihi mi? Ha. 1583. Bak şurada yazıyor. Ha, yazıyormuş harbiden. 1583. 400 sene önce. Of. Bak şurada. Ya. Kaç? Burada 7 sene kaldık, değil mi? Eski dükkan değil. Tabii. Hakkın ilk doğduğu ev. Yedi sene oturduk orada. Burası şey gösterdiğim yer, hem ev hem dükkandı bizim. Oh. Ay nasıl yoruldum ya. İnsan öldüğü zaman diyormuş, aa beni kim uyandırdı diyor. Açar belki Biliyor ya, dibinden çıkıyor. Bunu görenler var Teyzemin şimdi. çiçekleri. Astral seyahat yapıyor. Astral seyahat diye bir Şöyle şey iki var. Mesela tane menekşe. Gece yattığın zaman balkonunda karanlıkta da var. ruhun çıkıyor bedenden, Çıkalım nereye gidiyorsun sizinle. oraya gidiyor. Tabii oraya gittiğin zaman. Ha. Rüyalar görüyorsun. Nasıl? İşte onu yaşayanlar var. Rüyalarda yaşıyorsun işte. Evet. Hoppa. Aloe vera vereyim sana dedi de teyzem sağ olsun. Bayağı bir kökmüş, bayağı bir kök çıkmış. Dükkanda var ama benim Ayşe abla vermişti. Ay bu ne güzel bir şeymiş böyle. Teyzem de çok seviyor çiçekleri. Ne? Annem de bayılır çiçeklere. Şurada da şey var, sardunyası var. Biz eve geldik arkadaşlar. Teyzem de bir yarım saat 40 dakika falan oturmuşuzdur. Saatlerimiz 8'e çeyrek var. Hemen çay suyu koydum. Şöyle karnabaharımızda ocağı aldım. İki tane ekmek aldık. Aslında tam buğday vardı biraz. Böyle normal ekmek de aldık. Biraz burada baklam var. Böyle bir
yarım tabak, bir tabak gibi. Ortaya böyle karışık çıkartacağım. Bir de şurada şey var, onu da çıkartayım da. Şey, havuç kızartmıştım ya, sarımsaklı yoğurtlu. Bunu da çıkartayım ortaya. Turşu da çıkartayım. Bunu da tabağa alayım. Şöyle biraz da salata yapacağım. Böbrek. Şunu yapsam yeter. Bugün ne günlerden? Pazar. Ha, şey var, kili sepeti. İyi bari. Thank you.